Türkiye genelinde devam eden sistematik kapı işaretlemeleri, resmi kurumlarda, iş yerlerinde, kamusal alanda ezilenlere ve Alevilere yapılan hakaret ve saldırılar kültürel, inançsal katliamın devamıdır değerli dostlar. Yine bu hafta sadece Alevilerin değil, on binlerce ezilenin katledildiği 12 Eylül 1980 askeri faşizminin daha 17 yaşında dar ağacına çıkarttığı Erdal Eren'in aramızdan ayrılıp güneşe yürüyüşünün yıl dönümüdür. Erdal Eren'i de bugün anmamız gerektiğini düşünüyoruz. Neden biz Alevilerin payına, Kürtlerin payına, Ermenilerin, Ezidilerin payına, solcuların payına, ekmeği peşinde koşan maden işçilerinin payına, ayakkabısı delinmiş Recep amcanın payına, ekmeğe koşarken vurulan Berkin'in payına, günde 80 TL kazanmak için Roboski'de katırıyla kaçağa giden çocukların payına neden ölüm düşer? Bunun bir izahı yok. Ne siyaset, ne birilerine hoş görünmek, ne de birilerinin dediği gibi ya sakın yaraları kaşımayın artık. Bize huzur lazım. İkide bir bunları bize hatırlatmayın diyenlere inat, bu katliamlarla bizim yüzleşmemiz lazım. Ve susmak çare değil. Unutmak yeni katliamlara davetin adıdır. O nedenle ışık tutmak lazım. Işık tutmak lazım çünkü Çorum gibi Türkiye çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı bir coğrafyanın parçasıdır. Türkiye'nin bütününe baktığınız zaman tek tip insan değiliz. Tek dil konuşmuyoruz. Tek tip ibadetimiz yok. Tek tip düşüncemiz yok. Çok kültürlü bir hayat yaşıyoruz. Sultan, canan bir sultan.
inmesin.